2'de konuşacaksa siz köylüler 9'da buradadınız. Çok borçluyum ama alacaklı da değil. Ne? Sesine giriyordun, sesine. Şikayet etme hakkınız yok. Köylü olsam ne olacak? 15-16 milyar yem borcu. Çok az bir aylığım var. 200 euro aylığına. Çok çok zor durumdayım. Israrla sonunu hazırlayan bir millet arkasına sürüleri takmış yol alıyor hükümet. Efendiler anlayın artık, yolun sonuna geldik. Biz bu hale de yol yapıyor diye diye geldik. Paris. O abi ne yapıyor? Yaşantım Somali. Senin adın belli. Mokgalli. Çok borçluyum ama alacaklı da değil. Ne kadar borcunuz var? Vallahi bankaya var. 30 milyar kredi borcum var. Ondan sonra iş Ziraat Bankası'na var. 30 milyara yakın. Çok... Nasıl ödenecek peki bunlar? Ziraat Bankası'na kendi aylığım var benim ama çok az bir aylığım var. 200 euro aylığına. Çok çok zor durumdayım. Şu an herkes öyle ama. Şu an çok zor durumdayım. Çocuğum resmen psikolojik men her gün kafayı yiyeceğim neredeyse diye. Bir de şu pandemi dolayından işçi çekiyor servisimiz var. Tarlada çalışan. O da bitecek. O da gidemeyecek. 10 tane nüfus. Köylü olsam ne olacak? 15-16 milyar yem borcu. Kırsal yerde oturuyoruz. Çok kötü durumda bizim koyumuz. Bir gelirimiz yok. Sadece hayvancılığına uğraşıyoruz. O da kendimizden olan bir şeyimiz yok cepten. En aşağı 20 milyar yem borcu olan insanlar var. Erdoğan buraya konuşmaya geldiği zaman, tamam mı? İkide konuşacaksa siz köylüler 9'da buradadınız. O meydanda 9'da buradadınız. Ne işiniz var sizin 9'da? Çalışın köyde. Veriyorum şuraya şu kadar ekmek. Bir dakika konuşma. Şu kadar ekmek veriyorum. İçerisinde bir dilimde peynir, şu kadar süt, geri dönüşünü yiyordunuz. Erdoğan burada konuşuyor, sen de Kasaplar Mahallesi'ndedin. Sesine giriyordun, sesine. Şikayet etme hakkınız yok. Bak, dinle. Alem yatla denizde geziyor. Mazota 2 lira para ödüyor. Sen tarla biçiyorsun, ekiyorsun. Sen de 5 liraya alıyorsun mazotu. Ağlamayın şimdi. Borçlu musunuz, alacaklı mısınız? Borçlu da değilim, alacaklı da değilim. Yani borcunuz da yok, alacağınız da yok. Evet. Aynı konumda değil tabii yani. O sadece benim bu söylemimle çok güllük gülistanlık değil ortalık. Çok bozuk. Şimdi ben birkaç tane alışveriş yaptım, birkaç yere girdim esnaflarda. Yani gerçekten çok üzüldüm. Yani bırakın borçlu alacaklı olmayı, hani günlük yiyeceğini dahi insanlar temin etmekte güçlük çekiyor. Biz belki birazcık da hani devlet memuru olmanın bir şanslı getirisi var. Aylık kazancımız belli. Ona göre ayağını hani yorganına göre uzatma durumu var. Ama günlük kazanıp günlük yiyenler için durum çok kötü. Çalışmıyorum, alacağım da yok edeceğim. Ne borcum var ne alacağım var. İkisi de yok. Yok. Allah'a şükürler olsun. Peki, Allah bu günlerimizi arattırmasın. Abi, ikisi de. Yani ne borçluyum ne alacaklı. Yani hiç borcunuz yok, alacağınız yok. Aynen. Hiç ne borcum var ne alacağım var. İkisi de yok.